sabahlar. Ekonomi 7/24'ten herkese günaydın değerli izleyenler. Türkiye ve dünya ekonomisinin satır başlarına bakacağız. Bu hafta Türkiye için kritik. Malum yarın ekonomide reform paketi açıklanacak. Bunun öncesinde piyasalarda sakin bir tablo var. Daha doğrusu artık bu beklentiye odaklanılmış durumda. Az sonra sizlerle son rakamları paylaşacağız. Dünya ekonomisinde ve Türkiye'de gelişmelerle beraber rakamlar nasıl şekillenmiş ve bugüne özel olarak dijital ekonomiyi konuşacağız, e-ticareti konuşacağız. Artık yeni nesil hemen tüm işlemlerini internet üzerinden, dijital ve sayısal ortam üzerinden yapıyor ve dünya başka bir yere gidiyor ve burada artık aslında geleceğin meslekleri de yeniden şekilleniyor. Bunlar neler diyeceğiz, nereye gidiyoruz diyeceğiz. Ekonomi 7/24 başlıyor. Önce günün rakamları ve her zaman olduğu gibi iç piyasayla başlayacağız. Rakamlar nasıl şekilleniyor? Döviz cephesinde dün bir hareketi gördük. Son rakamlara baktığımızda dünkü hafif yukarı çıkış eğiliminin ardından aslında dolar TL'nin ve euro TL'nin dar bir bantta dalgalandığını söylemek belki mümkün. Dolar TL 5.65-38 hali hazırda. An beyan gördüğünüz gibi rakamlar değişiyor. 5.65-39 ile %0.66'lık bir kayıpla seyrediyor. Yeni günde dolar Türk lirası karşısında. Ve euro TL'de 6.37-03 seviyesi var. Bu seviyeyle beraber de euro TL'de de okları kırmızı da görüyoruz. Altın cephesine gidiyoruz. 1298 dolarla altının ons fiyatı küresel piyasalarda sınırlı bir yukarı çıkış hareketi gösteriyor. Bu hareketle beraber 1300 dolarlık o kritik sınıra yaklaştı da halen altın yatırımcısını memnun etmekten uzak. Haftalık performansa baktığımızda da içeride gram altın yatırımcısına son bir haftada kaybettirenler arasında yer aldı diyelim. Borsa İstanbul'a gidelim. Geçen haftanın kazandıranları arasındaydı. Borsa İstanbul ortalamada geçtiğimiz haftayı %5.33'lük çıkışla kapatmıştı. Yeni günde yani aslında haftanın ilk işlem gününde ise BIST'te kayıp gördük. 96.978 puan Borsa İstanbul'un dünü kapatış seviyesi oldu. Ortalamada hisse senetleri %1.83 oranında değer kaybetti. İstanbul Kapalı Çarşı'dayız. Kapalı Çarşı'daki altın rakamlarına bakacağız. Elbette ons başına altın ve doların seviyesi burada etkili. Rakamlara baktığımızda gram altında 237 lira seviyesini görüyoruz. Kapalı Çarşı'da bu gördüğünüz rakamlar değerli izleyenler. Dünün kapanış rakamları. Çeyrek altında 389 lirayla %2'nin üzerinde bir artış varken yarım altın 778 liradan fiyatlanıyor. Ve Cumhuriyet altını da 1596 lira seviyesi son gördüğümüz rakama işaret ediyor. İstanbul Kapalı Çarşı rakamları böyle. Bugünkü rakamları da göreceğiz elbette. İçeride doların seyriyle beraber belirlenecek diyelim. Küresel cepheye gidelim. Uluslararası piyasalarda uzun süredir bildiğiniz gibi ticaret savaşlarını konuşuyoruz. New York endeksleri karışık sinyallerle kapanışı gerçekleştiriyor. Son rakamlar Dow Jones'da, okların kırmızıda, Nasdaq ve S&P 500'de ise yukarı çıkış hareketiyle beraber yeşilde olduğunu gösteriyor. Yükselişin öncüsü ise yine Amerikan teknoloji endeksi Nasdaq oluyor diyelim. Ve ABD'yi takiben Asya cephesinde neler olduğuna bakalım. Geçen hafta sarsıntılı geçirdi. Yeni işlem gününe dün Asya endeksleri aslında karışık başlamıştı. Bu teknolojide daha doğrusu ticaret savaşlarında gelinen noktada net bir sonuç alınamaması etkiliyor. Çin'de kayıp, Japonya'da sınırlı bir yükseliş, Hindistan'da ise yine aslında yatay diyebileceğimiz bir seyri görüyoruz diyelim. Buradan Avrupa'ya gidelim. Avrupa'da kapanış rakamlarını hatırlayacağız. Yeni günde Avrupa'nın gündem maddesi elbette uzun süredir olduğu gibi büyüme endişeleri ama Trump'ın bu kez ticaret savaşlarında Avrupa'yı hedef aldığını görüyoruz. Airbus'la ilgili bir karşı hamle gelebileceğini belirtiyor ve yeni gümrük vergileriyle AB'yi tehdit ediyor. Rakamları elbette dünün kapanış rakamları bir yansımasını görmesek de İngiltere'de yukarı çıkış sınırlı. Almanya, Fransa'da kayıp var. Ağırlıklı olarak Avrupa borsalarının dünü kayıpla kapattığına tanık oluyoruz diyelim. Rakamları burada noktalayalım. Bu rakamlar üzerinde etkili olması beklenen veri akışına geçelim. Bugün neler açıklanacak? Özellikle içeride veri yoğun bir gündemimiz yok. Piyasa üzerinde etkili olabilecek veri olduğunu görmesek de finansal araçların getiri oranları yatırımcıya yol gösterebilecek bir veri olacak diyelim. OECD işsizlik rakamları var. Avrupa'da döviz rezervleri. ABD'de petrol stokları gelecek. Bu nokta önemli olabilir değerli izleyenler. Zira petrol fiyatları
son 5 ayın zirvesinde seyrediyor. Petrolde özellikle 5 ayın zirvesini görmemizin nedenleri Libya ve İran'daki o gerilim ortamı diyelim. Şimdilik noktayı koyalım. Ekonomi 7/24 devam ediyor. Programın bu bölümünde dijital ekonomiyi konuşacağız. Belki de aslında ne olduğunu anlatmakla başlamak gerek. Hemen konumuza dönelim. Microsoft Kamu Sektörü ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doktor Erdem Erkul bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi dijital ekonomi deyince artık büyük bir çoğunluğumuz anlıyoruz. Genç nesil bunun tamamen içinde. Ama bunu ekonomiyle birleştirdiğimizde ne anlamalıyız? Ne demek bu dijital ekonomi? Tabii özellikle 2000 yılından sonra doğan Z kuşağı tamamen bu dijital ekonominin içinde doğdular ve ekonominin içinde yaşıyorlar. Baktığımız zaman dünya inanılmaz bir dönüşüm içinde. Fakat bu içinde yaşadığımız yüzyıldaki dönüşüm çok daha farklı. Çünkü somut olmayan, fiziksel bir imalat içerisinde yer almayan tamamen bir sanal ortamda yaşıyoruz. Bugün işletmeler, insanlar, kurumlar, veriler, araçlar birbirine bağlı vaziyette. Ve bu bağlı vaziyetten ortaya çıkan veri ekonomisi dediğimiz ekonomiye de aslında dijital ekonomi olarak tanımlayabiliyoruz. Gene farklı bir anlamdan bakacak olursak üretim sektörünün internet teknolojilerinin uyarlanmasıyla ortaya çıkan yeni bir iktisadi alan. Ama bu iktisadi alanın en önemli aseti diyebileceğimiz kaynak bilgi. Biz dijital ekonomi dediğimizde bunu birkaç alanla sınırlamak mümkün değil, değil mi? Sağlıktan bankacılığa kadar nereleri kapsıyor? Dijitalleşme hayatımızın neresinde tam olarak? Aslında hayatımızın artık her yerinde. Yani finans sektöründen bugün sizin içinde bulunduğunuz, bugün programlar yaptığınız konulardan, sağlık sektöründen, turizm sektöründen, oyun sektörüne kadar birçok alanda biz bu dijital ekonomiyi yaşıyoruz. Bugün dünyada baktığımız zaman, dünyanın önde gelen 10 şirketine baktığımız zaman aslında birçoğu bir fiziksel bir ürün ve hizmet üretmiyorlar. Bunlar dijital ortamda tamamen alışveriş sağlayan platformlar üzerinde çalışıyorlar ve bu bize bu dijital ekonominin önümüzdeki dönemlerde daha farklı hangi alanlara, hangi sektörlere gideceğini gösteriyor. Baktığımız zaman özellikle oyun sektörü çok farklı bir sektör. Fakat bugün Türkiye'de bir ihracat kalemi olarak yer almaya başladı. Türkiye'de 1.3 milyar dolarlık bir ihracatı var. İyi bir rakam. Önümüzdeki dönemlerde çok daha iyi rakamlara gidebileceğiz bu alanda. Bilemediğimiz belki 5 yıl 10 yıl sonra farklı sektörlerde dijital ekonomiyi farklı bir şekilde hayatımızda görebileceğiz. Bunları hep beraber yaşayarak öğreneceğiz. Çünkü özellikle teknoloji çağı, internet önümüz içinde yaşadığımız bu dünya bize çok daha hızlı döndüren bir dünya ve 5 yıl sonra, 10 yıl sonra farklı sektörlerde dijital ekonominin etkisini çok daha farklı görebiliriz. Önceden bunu tahminleyip o alanlara hep beraber yatırım yapmamız lazım. Şimdi dijital ekonominin kuşkusuz yeni müşterileri, yeni kazananları var. Farklı bir piyasa oluştu. Sizi programa çağırmadan, stüdyomuza davet etmeden önce rakamları verdim. Şimdi doları çok konuşuyoruz. Bir başka kısmı da dijital finans geneli konuşmadan belki tabii hemen rakamlardan sonra burayla başlamakta fayda var. Artık finans da dijital bir şekilde işlemeye başlıyor. Hatta en son G20'de biz doların yerine yeni bir para birimi ya da yeni bir takas aracı mı demek, belki para birimi demek doğru değil belki, bulabilir miyiz diye tartışıldı. Türkiye'de bu konuda adım atmaya çalışıyor. Ne dijital finans, güvenli mi, ne olabilir burada yeni neslin parası? Tabii dijital ekonominin yeni araçları var. Bunlardan birisi de dijital para. Eskiden tekrar eskiye dönüş mü acaba diye de sormuyor değiliz. Çünkü para olmadan önce değiş tokuş üzerinden ticaret bir şekilde oluyordu. Şimdi dijital paralar hayatımızın her yerinde var. Bu dijital paralar sadece dolar olarak şey yapmamamız lazım. Diğer para birimlerinin yerini alıp almayacağını da hep beraber göreceğiz. Fakat şu anda hayatımızda birçok dünya ülkesinde, birçok ticaret alanında ayrıca dijital para zaten paranın yerine kullanılmaya başlandı. Tabii bunu dediğim gibi önümüzdeki süreçteki arz talep meselesi bize gösterecek. Ne kadar çok talep olursa o kadar çok dijital paranın da dijital ekonomi üzerindeki etkisini göreceğiz. Güvenlik açısından baktığımızda teknolojiyle beraber güvenlik ürünleri de, güvenlik alanı da çok hızlı ilerlemeye başladı. Özellikle siber güvenlik alanı. Bununla ilgili gene kurumlar olsun, devletler olsun, şirketler olsun gerekli çalışmalarını zaten yapıyorlar. Önümüzdeki dönemlerde dijital para çok daha güvenli halde bizim karşımızda olacaktır.
Peki finansta da bir dijital ayak artık aldı gidiyor ama dünyada ülkeler bunu fark etmeye de başladı. Bir listeye bakalım. Şimdi trilyon dolarlık bir dijital pazar dedim. Çünkü o rakamı sizden isteyeceğim. Ne kadarlık bir pazar nereye geldi? Ama kuşkusuz pek çok alanda olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'i biz ilk sırada görüyoruz. Japonya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Güney Kore diye liste devam ediyor. Biz burada evet yukarılarda değiliz ama bir amaç içindeyiz. Dünyada nasıl bir pazardan bahsediyoruz? Biz dijital ekonomi deyince bahsettiğimiz o hacim ne? Şimdi baktığımız zaman aslında gayri safi yurt içi hasılatı Dünya Bankası verilerine göre 80 trilyon dolarlık bir rakam var tüm dünyada bugün. Tabii önce olan ülkeler Amerika, Çin, Japonya, Almanya şu anda öncü olarak görünüyor. 2030 yılı rakamlarına baktığımızda bu denklem biraz değişecek. Çin'in daha yukarıya gideceği varsayılıyor. Ki aslında gene, bütün ticaret savaşlarının belki de değil mi nedeni bu. Burada yani, öne geçmiş. Dijital ekonomi birçok şeyi şekillendirecek. Güney Kore arkadan çok hızlı bir şekilde geliyor. Tabii burada biz neredeyiz? Özellikle dijital ekonomiye baktığımızda şu anda 3 trilyon dolarlık bir sektöre doğru gidiyor. Az bir rakam değil, iyi bir rakam. 80 trilyon dolarlık gayri safi yurt dışı hasılatın içindeki rakama göre baktığımız zaman da önemli bir rakam. Tabii Türkiye'de bu alanda önemli gelişmeler var. Gerçekçi olmamız lazım. Bu gelişmeler örneğin geçtiğimiz yıl dünyada dijital ekonomi alanında özellikle teknoloji şirket birleşmeleri alanında dünyadaki en büyük iki alım Türkiye'den çıktı. Bu çok önemli bir gösterge. Bizim şirketimiz de gene Türkiye'den bir açık kaynak yazılım şirketini bünyesine kattı. Hem çok gurur verici bir olay hem de dijital ekonomiye bu topraklardan şirketlerin nasıl katkı sağlayacağını ve nasıl uluslararası anlamda başarı hikayesi çıkacağını da göstergesi. 2023 Türkiye'nin hedeflerine baktığımızda özellikle Ar-Ge'ye ayrılan payın 2.9'dan 8.3'lere çıkacağı varsayılıyor. Şimdi yazılımı da teşvik kapsamına aldık. Onu da hatırlatalım. Bir aslında belki önemli olan bu değil mi? Bir anlayış değişikliğine gitmeye başladık o yazılımla başlayan adımla beraber. Şimdi bu hedef çok önemli. Yani eğer bu resimde biz önümüzdeki dönemlerde ilk 10 ülkeden biri olacaksak bu teşviklerden tutun. Bu biraz önce bahsettiğimiz bu şirket birleşmelerinin bize verdiği başarı hikayelerinin cesaretiyle çok farklı örnekler çıkartacağımıza ben çok inanıyorum, yürekten inanıyorum. Çünkü 2030'lu yıllara ulaşmak eskisi gibi değil. Yani eskiden 5 yılda olan bir belki gelişim önümüzdeki 100-150 yılı bize şey yapabiliyordu. Ama bugün önümüzdeki 5 yıllık olacak değişimler bir sonraki 50 yılı bize değiştirecek. Bizim burada önümüzde lider ülke olma hedeflerimiz var. Önümüzde daha büyük ekonomiksel hedeflerimiz var. Bizim burada üretici pozisyonunda olmamız çok önemli. Bugün Türkiye'de teknokentlerde 130 binin üzerinde çalışan var. Önemli bir rakam. Yine Türkiye'de yıllardan gelen bir ekosistem var. Sırf bizim şirketimizin ekosistemine bakıyoruz. 10 binin üzerinde iş ortağımızla çalışıyoruz. Gerçekten çok iyi rakamlar. Rakamlar kadar, istatistikler kadar potansiyel de çok önemli. Yani 5 yıllık, 10 yıllık tahminlemeye baktığımızda ülkemizin zenginliği, ülkemizin değerleri, ülkemizin genç kuşakları, özellikle Z kuşağı, bunu gene üstüne basarak veriyorum. Z kuşağına evet. Mutlaka ayrı başlık atalım. Onlar bambaşka bir kuşak, bambaşka hedefleri 2030'u var. Şekillendirecek kuşak ve bizim bu listede ön sıralara çıkmamızı sağlayacak kuşak o kuşak. O kuşağa da bu konuları daha fazla anlatıp kendilerinin daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz. Şimdi o kuşak için ne olacak diyeceğiz ama bu kuşak için de şu an tartışılan bir şey var, ekonominin gidişatı. Burada da bizim öncümüz aslında ihracat. Elbette ki büyüme odaklıyız. Bu yüzden dijital ekonominin biraz büyümedeki ve ihracattaki yerini konuşalım diyorum. Dünyada nereye gidiyor? Tabloya bakalım mı? Şimdi Türkiye'nin e-ticaret dediğimizde aslında sadece internet üzerinden alışverişi katmamak gerek ama farklı da bir boyuta geldi. 39.3 milyon kişi alışveriş yaptı. Bu yılın ilk iki ayına ait verilerdi. Yıllık da 11,5 milyar dolar harcandı. Kişi başı 292 dolar kullanıyor ve artık nüfusun %48'i internet alışverişini tercih eder hale geldi. Sektörel bazda da bakalım neleri tercih ettik. Bu belki bizim kuşağın yeni yeni kullandığı, artık alışkanlık haline getirdiği bir şey. O Z kuşağı için bambaşka bir dünya var. Onlar kodlamalarda farklı bir boyutta. Bu alışverişin nereye gittiği de önemli. Türkiye ekonomisinde e-ihracatında geldiği bir boyut var. Biraz e-ihracatı konuşalım. Şimdi 5 milyar dolar tatil seyahati harcamışız. 2 milyar dolar elektronik. Bu harcamalar bir şeyin göstergesi mi? E-ihracatta biz nereye geliyoruz? Şimdi şu çok önemli. Artık biraz önce de bahsettiğimiz gibi dünyadaki en büyük 10 şirketin
baktığımız zaman özellikle bir platform üzerinde hizmetlerini ve ürünlerini toplumla paylaştığını görüyoruz. Böyle bir ticaret alanı var. Bizim biraz önce rakamlara da baktık. Bir kere Türkiye'de yaklaşık 59 milyon internet kullanıcısı var. Ve gene Türkiye Bankalar Birliği'nin 2018 Mart rakamlarına göre 40 milyonun üzerinde elektronik bankacılık, mobil bankacılık uygulaması kullanan var. Ve bunların yaklaşık 35 milyonu her gün bir şekilde sisteme giriş yapıp çıkış yapıyorlar. Bu çok önemli bir gösterge bizim için. İnterneti nasıl kullanabildiğimizi gösteren bir gösterge. Bu rakamlara bakacak olursak tabii tatil seyahat belki de e-ticarette fazla burada görünüyor. Gene elektronik sektörü, moda sektörü. Fakat burada sadece gene vurgulamamız gereken önemli olan Gülçin Hanım madde tüketici değil üretici konumunda nasıl olabilir? Çünkü artık Ar-Ge'den Ür-Ge'ye gidiyoruz. Yani araştırma geliştirmeden üretim ve geliştirmeye yönelik özellikle çözümlerimiz var. Savunma sanayinde yaptığımız başarı hikayesini özellikle e-ticaret alanında sadece e-ticaret olarak bakmamak lazım. E-ihracat alanında da yapmamız lazım. Özellikle Nisan ayında biliyorsunuz kağıtsız ihracat dönemi evet. başlıyor elektronik devlet uygulamalarından birisi. Bunlar çok önemli göstergeler. Bugün e-ticaret pazarına baktığımız zaman Türkiye'nin çok daha yüzdesel olarak önde olmamasının hiçbir nedeni yok. Şimdi bu talep aslında bir sebep değil mi? Tabii arz talep. Bu taleple övünmek yerine bunu bir sebep görerek üretime çevirmek lazım. Nasıl ihracat rakamları? Gülçin Hanım şöyle söyleyeyim. Fena değiliz. Rakamsal anlamda da fena değiliz. Özellikle oyun sektörü alanında örneğin yaklaşık 1.3 milyar dolar bir ihracat yapmışız. Bu çok önemli bir rakam. Gene teknoloji alanında ihracatlarımız yüksek bir rakam ama ben aslında farklı bir şeyi paylaşmak istiyorum. Tekrar vurgulamak açısından. Bugün Türkiye'nin merkezine örneğin Ankara'ya bir pergelle şöyle bir çizelim. 4 saat mesafede bizim ulaşabileceğimiz dünya nüfusu yaklaşık 1.7 milyar. Büyük bir avantaj. Bu çok büyük bir avantaj. Ve o ulaştığımız dünya nüfusunun da yaklaşık %80-85'i internete ulaşabilen ülkeler. Bu da önemli bir avantaj. Bizim bunu bir şekilde değerlendirip yani Türkiye'de ürettiğimizi diğer ülkelere artık özellikle sosyal medya, dijital pazarlama bunlar hepsi dijital ekonominin içinde yer alan zaten. Şimdi bir ulaşım kavramlar. Altyapısını da belki eklemek lazım. İstanbul tabii. Havalimanı ile o kapasite tabii. de artıyor. Tabii o kapasite de artıyor. Bu ihracat rakamlarını bir anda önümüzdeki 2 yılda, 4 yılda, 6 yılda çok hızlandırabiliriz. Bu gerçekten önemli bir fırsat ve potansiyel bizim için. Çünkü geçmişte başarı hikayelerimiz mevcut. Şu anda da devam eden başarı hikayelerimiz var. Bu başarı hikayelerini daha fazla tanıtımla dijital pazarlamayı daha aktif kullanıp dediğim gibi o pergeli tekrar bir daha çevirip o 1.7 milyar insana nasıl ulaşabiliriz? Bunun hesabıyla bu ihracat rakamımız örneğin oyun sektöründeki 1.3 milyar dolarlık ihracatı neden 2 senede 10 milyar dolara çıkartmayalım? Gene akıllı şehirler belki bugün programda yer veririz, konuşuruz. Akıllı şehirlerde neden öncü olmayalım? Gitgide piyasa değeri artıyor. İnanılmaz 1.5 trilyon dolarlık bir sektör. Yani 1.5 trilyon dolar bugün gerçekten iyi bir rakam. Bu 1.5 trilyon dolarlık pastada Türkiye olarak biz şehircilik anlamında, akıllı şehirler anlamında özel sektörü, yerli şirketleri, uluslararası şirketler, yerli şirketlerin birlikte yaptığı projelerle dünya ölçeğinde başarı hikayeleri yaratıp çok hızlı ve kolay bir şekilde de dijital pazarlamayla bu ihracat rakamlarını çok farklı bir noktaya getirip geleneksel ekonominin içinde dijital ekonomiyi çok daha fazla konuşuyor olacağımızı düşünüyoruz. Peki biraz gençler açısından bakalım. Bunu kısa da süremiz kaldı ama geleceğin meslekleri, o bizim artık X kuşağı, Z tabii. kuşağı, kuşaklar değişti. Bu arada ülkelerin ticaret kişi başı harcamaları da geldi. Bir yandan ona da bakalım. Böyle bir tablo varken bu kuşağında artık dünyada kişi başı e-ticaret harcamasının bu kadar arttığı bir ortamda başka bir alana yönelmesi gerekiyor. Tabii. Geleneksel mesleklerde mutlaka değişti. Ne yapsınlar? Şimdi, neler parlak? Tabii şimdi Gülçin Hanım biraz önce de bahsettiğimiz gibi bu Z kuşağının alışkanlıkları, olaylara bakış açıları, çözüm önerileri çok farklı. Bir kere 21. yüzyılın dünyası daha farklı bir dünya ve becerileri de çok farklı. Bugün bu becerilerde işte problem çözme çok önemli bir kavram. Yaratıcılık çok önemli bir kavram. Analitik düşünme çok önemli bir kavram. Bununla beraber yeni meslekler geliyor. Bugün İçinde kullandığımız paylaşım ekonomisindeki meslekler, bugün baktığımız veri mühendisi, sosyal medya içerik yöneticisi, sosyal medya uzmanı, Y kuşağı uzmanı gibi meslekler var. Uygulama geliştiriciler. 10 yıl önce bu meslekleri biz konuşmuyorduk.
10 yıl sonra da hangi meslekleri konuşacağımızı bilmiyoruz. Evet. Örneğin 10 yıl sonra şimdi 2020 yılında şurada bir yıl var, 1,5 yıl var. Biz eskiden 2017 yıllarda 2020 yıl deyince biraz daha şey geliyordu ama artık şurada bir yılımız kaldı. 50 milyar nesne birbiriyle bağlantılı hale gelecek. Büyük bir rakam. Fakat şöyle düşünelim. Sizler de evinizde kullanacaksınız, iş yerinde kullanacaksınız. Bu teknolojik stüdyoda da kullanacaksınız. Bizler de kullanacağız. Fakat bunlar bozulduğunda ya da ufak bir problem yaşadığında bunları kim tamir edecek? Yani nesnelerin interneti tamircisi mesleği belki de ilk çıkacak zaten. Robotlar aramızda şimdiden yaşayacak. Ona göre aslında bir hazırlık yapıyoruz. Ona göre planımızı yapıp bu alanda dünyada lider meslek grubunun potansiyelini Türkiye'de göstermemiz lazım. Peki şimdi süreyi neredeyse noktalayacağız hemen. Bu alana girmek isteyen gençler, çok kısa belki bir ipucu verirsiniz. Ne yapsın? Teknolojiye meraklı ne yapsın? Kendini nasıl geliştirsin? Şimdi internet altyapısı olarak iyi bir konumdayız ülkesel anlamda. Yani önlerinde internet zaten var. Doğru bilgiyi nasıl bulacaklarını mutlaka kendi akranlarıyla konuşmaları lazım. Yani beyin fırtınasını kendi akranlarıyla yapmaları. Büyüklerle bir şekilde görüşmeleri, daha fazla bu konuyu konuşmaları. Çünkü onların da deneyiminden yararlanmaları lazım. Ve dünyaya açık bir şekilde bu fikirlerini, bu başarılı projelerini, hayallerini dijital pazarlamayla da paylaştıkları zaman zaten geleceğin mesleklerinde öncü olmamaların hiçbir sebebi yok. Çünkü zaten bugün dünyada konuşulan konuları Türkiye'den öncülük de ettiğimiz konular oluyor. Dünyada konuşulan konular artık Türkiye'de de internet sayesinde de zaten hızlı bir şekilde gençlerimiz ulaşabiliyor bilgiye. Önemli olan bu bilgiyle biraz önce saydığımız bu 21. yüzyılın becerilerini birleştirdikleri zaman kendilerine az bir yatırımla bu alanlarda önlerindeki 10 yıllık 15 yıllık dönemde lider olabilecek, kendi alanlarında, bu yeni mesleklerde öncü olabilecek duruma geleceklerine ben inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Doktor Erdem Erkul. Gençler artık bu yeni nesil parlak mesleklere yönelsin. Ama ekranlarda getirdik, internet güvenliğine önem versin. Ve aslında bizim o teknolojiyi alsınlar derken zarar görmemeleri noktasında da uyarmak lazım. Artık teknoloji nimeti ve külfetiyle birlikte geliyor. Tabii. Çok sağ olunuz değerli katkılarınız için. Ve değerli izleyenler, Ekonomi 7/24'ü bugünlükte noktalıyoruz. Doktor Erdem Erkul'la Microsoft Kamu Sektörü ve Yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısıyla Türkiye ve dünyada dijital ekonomiyi, gelinen noktayı, hedefleri konuştuk. Şimdilik noktaya koyuyoruz ama yarın sabah 9.30'da bu ekrana bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.